Vize ve finalde çıkabilecek sorular 44. Bu videomuzda ayrık matematik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Yanda digraf, İngilizcesi directed graph, grafiği verilen bağıntının sıralama bağıntısı, İngilizcesi partial ordering, olup olmadığını belirleyiniz. Öncelikle digraf, bağıntılarda aynı kümeden aynı kümeye tanımlanmış olan bağıntılar için kullanılan bir grafik şeklidir. Yani bu bağıntı A'da bir bağıntıdır. Yani bunun anlamı da A'dan A'ya tanımlanmış bir bağıntıdır. Bu A kümesi de buradaki gördüğümüz elemanlar. Harfler bu kümenin elemanları. A kümemiz A, B, C, D. Ve buradaki bağıntımız, bağıntının elemanları. Bu bağıntıya ne diyelim? R bağıntısı diyelim. Genelde İngilizce müfredatlarda bağıntı R olarak yazılır. Relation'ın R'si bağıntının İngilizcesi olan. Bağıntıdaki elemanları yazmaya başlayacak olursak. A kendisinden çıkıp kendisine bir gitmiş. AA bu bağıntıda var. A'dan başka nereye gidiş var? A'dan B'ye gidiş var. Oku görüyoruz. AB elemanımız söz konusu. A'dan C'ye gidiş var. AC elemanımız söz konusu. A'dan D'ye gidiş var. Okların yönlerine dikkat edelim. AD elemanımız var. A ile işimiz bitti. B'ye geçelim. B kendisinden çıkıp kendisine gittiği var. BB var bu bağıntıda. B'den başka çıkıp bir yere giden bir durum yok. B ile ilgili başka bir şey yok. C'ye geçelim. C'den çıkıp kendisine gitmiş. CC var. C'den D'ye giden bir eleman var. C'den de başka bir yere giden yok. D'ye geçiyoruz. D kendisinden çıkıp kendisine gitmiş. DD var. D'den başka bir yere ok. Bu tarafa yok. Bu tarafa yok. Bu tarafa var. D'den B'ye giden bir eleman söz konusu. Bağıntımızdaki elemanları yazdık. Şimdi bu bağıntının sıralama bağıntısı olup olmadığını belirleyiniz. Sıralama bağıntısı olma şartı 3 tane özelliği sağlaması gerekiyordu. Yansıma özelliği, simetri özelliği, simetri değil, ters simetri özelliği ve geçişme özelliği. 1. Bu bağıntı yansıma özelliğini sağlamalı. 2. Ters simetri özelliğini sağlamalı. 3. Geçişme özelliğini sağlamalı. Bu 3 özelliği sağlarsa bu bağıntı için sıralama bağıntısı İngilizcesi partial ordering olduğunu söylemiş olacağız. Farklı bir renge geçerek devam edelim. Şimdi yansıma özelliğini sağlıyorum. Bir bağıntının yansıma özelliğini sağlayabilmesi için hangi kümede tanımlı ise o kümedeki her bir eleman kendisiyle eşlenmiş olmalıdır. A, B, C, D var kümemizde. A, A, B, B, C, C, D, D. Hepsi var. Yansıma özelliğini sağlıyor bu bağıntımız. Ters simetri özelliği. AA'lar dışında yani elemanların kendisiyle eşlenmeleri dışında hiçbir elemanın simetriyi yani AB varken BA bulunmamalıdır. AA'lara bakmayalım diğerlere. AB var. BA var mı? Yok. AC var. CA var mı? Yok. AD var. DA var mı? Yok. CD var. Bunları kontrol etmiyoruz. CD var. DC var mı? Yok. DB var, BD var mı? O da yok. Hiçbir elemanın AA'lar dışında simetriği yok. Ters simetri özelliğini de sağlıyor.
Şimdi geçişme özelliğine geldik. AA'ları kontrol etmemize gerek yok. Geçişme özelliğinde şart şudur. Bir elemanın bittiği ile başlayan bir eleman varsa, BC gibi, mutlaka bağıntının içinde AC'de olmalıdır. Eğer ki bir elemanın bittiği ile başlayan eleman yoksa, o geçişkenliği bozmaz. Bir elemanın bittiği ile başlayan eleman olduğu zaman geçişkenliğin bozulma ihtimali ortaya çıkar. AA'ları hiç kontrol etmemize gerek yok. Bu kesinlikle sağlıyor geçişkenliği. AB, B ile başlayan var mı? Var burada. AB varken BB var. AB var mı peki? Evet, var kendisi. Bu başka B ile başlayanımız olmadığı için bu geçişkenliği sağlıyor. AC, C ile başlayan var mı? Burada var, burada var. İki tane var. AC, CC, AC olması gerekiyor, var. Şimdi bununla bakıyoruz. AC, CD, AD olması lazım. O da var, burada. Bu da sağladı. AD'ye geliyoruz. Her bir eleman için bu geçişkenliği kontrol etmek zorundayız. D ile başlayan var mı? Var iki tane. AD, DD. A, D olması lazım. Var. AD, DB. AB olması lazım. O da var geride. Bu da sağladı. Bunu kontrol etmemize gerek yok sağlar. Bunu kontrol etmemize gerek yok sağlar. CD'ye geldik. D ile başlayan var mı? Var. CD, DD, CD kendisi zaten. Bir tane daha var. CD, DB, CB var mı? Bağıntıda CB olması lazım. C'den B'ye giden bir şey var mı bakalım? Yok. Eksik yazmış olabiliriz çünkü. Burada şimdi geçişken olmadığı durum ortaya çıkıyor. CD, bir daha kontrol ediyoruz orayı. DB. Bunun başladığıyla, bunun bittiğiyle başlayan var. CB olması lazım. CB bağıntımızın içinde yok. Geçişme özelliği bu elemanda tıkandı. Geçişme özelliği yok. Bunun nedenini de sınavda şöyle açıklayabiliriz. CD ve DB varken CB bağıntıda yok. Yansıma ters simetri özelliği sağlanmasına rağmen geçişme özelliği sağlanmadığı için sıralama bağıntısı değildir. Sıralama bağıntısı değildir. Neden olarak yazacak olursak da yansıma ve ters simetriyi sağlamasına rağmen geçişme özelliğini sağlamıyor gibi bir açıklama yazabiliriz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.